Meryem Bozu bugün konuk alıyoruz. Milli voleybolcumuz, milli takımımızda. Mavi Şimşek. Mavi Şimşek. Evet, onu izlediniz. Olimpiyat vizesi alırken payı çok büyüktü özellikle. Ama ne yazık ki olimpiyatlar da artık önümüzdeki seneye kaldı. Meryem Boz, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sevgili Meryem, tabii futbolcularla bağlantılar yapıyoruz, atletlerle bağlantılar yapıyoruz. İşte en son Yelena konuştu ve olimpiyatların ertelenmesini de değerlendirdi. İşin o kısmını soracağım ama sen hazırlıklarını nasıl sürdürüyorsun evde, koronavirüs günlerinde? Evdeki çalışmaların hakkında bilgi alalım ilk olarak. Bizim de yaklaşık 3 haftadır evdeyiz. Online olarak takım antrenmanlarına devam ediyoruz her gün. Şu an liglerin durumunun ne olduğu belli olmadığı için biz de fiziksel kondisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Tabii voleybolcular için biraz daha zor, futbolcular için de öyle. Yani en büyük argüman o top olmadan hazırlanmak bir hayli zor olsa gerek. Ben şunu sorayım Meryem Boz'a. Merhabalar tekrardan. Hani evdesin, evet şimdi online olarak antrenmanlara devam ediyorsun ama hep bir sporcu beslenmesine alışık bir bünye var. Çok fırsat bulamadığın yemek yapma işi veyahut da hani öyle bir hobi geliştirdin mi kendine? Nasıl dikkat ediyorsun sağlığına, fiziğine? O şekilde soralım bari. Açıkçası sezon boyunca da ben kendim yapmayı tercih ediyorum. Çünkü sürekli performansımız açısından da dikkat etmemiz gerekiyor yemeklerimize. Ben de çok fazla yağlı hamur işleri sevmediğim için kendim yapıyorum sezon içinde de. O yüzden şimdi de evde daha böyle sağlıklı yiyecekler yapmaya çalışıyorum. Hem kendim hem ailem için. Güzel, keyifli geçiyor. Harika. Peki sevgili Meryem, olimpiyatların 2021'e alınması meselesinde sen neler söyleyeceksin? Aslında kadın voleybol takımımız çok güçlü bir şekilde gidecekti ama bir yıl sonraya ertelendi. Şöyle ki sağlık için bence doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sürü sporcunun yan yana olması çok da doğru olmayacaktı. Bir yıl sonra olması da çok bir şey değiştirmeyecek. Yine biz hazırlanmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki Meryem, bu soruyu sormazsam olmaz. Bir kere çok yakışıyor mavi saçlar sana ve açıkçası senden sonra sokakta mavi saçlarını maviye boyatmış genç kızlarımızı daha fazla görmeye başladık. Nereden çıktı mavi saç fikri? Neler söyleyeceksin? Aslında yeni boyatmadım saçlarımı. Bir 6-7 yıldır boyatıyorum. Mavi rengi seviyorum. Yakıştığını da düşünüyorum. Bir uğur ya da bir şey olduğu için değil, sadece aynaya baktığımda hoşuma gidiyor. O yüzden boyatıyorum. Artık rol model voleybolcularımız ve milli Öyle. takımımızın başarılarıyla birlikte, değil mi? Artık yeni bir jenerasyon da sanki, yani içinde voleybol sevgisini hisseden yeni bir jenerasyon da o spor dalına çok fazla Tabii bir de ilgi şimdi duymaya başladı. 2020 olimpiyatları yolunda en değerli oyuncu seçilmişsin. Muhtemelen oradaki o başarıdan sonra mavise çarpmıştır senin sayende, o şekilde ifade edelim. Ama hani şimdi tabii sen yayına geleceğin için birazcık da sosyal medyanı stalkladık, hani güncel tabiriyle. Sıkı bir heavy metal hard rock dinleyicisin yanlış görmediysem. Hatta bir Metallica hayranlığın var esasında. Metallica Evet. mıdır? Favori grubun, favori albümün nedir? Şimdi bunlar da dolaşmaya başladı. Sadece spor Tabii. üstünden değil, birazcık da genel hayat üzerinden de konuşmak lazım. Bir Enter Sandman hayranlığın var galiba. Favori parça Var. olarak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi mavi saç, evet, maçlara gelen bizim genç ve yıldız takımımızda oynayan sporcular da maviye boyatmaya başladılar. Acaba aileleri kızmaya başlıyor mu bana, onu merak ediyorum. İyi bir rol model mi oldum yoksa? Her tarafta mavi saç olmaya başladı. Kötü mü, onu çok şey yapamıyorum. Kestiremiyorum açıkçası. Metallica'yı evet seviyorum. Özellikle maçlardan önce de dinliyorum. O da arkadaşım da seviyor. O yüzden çok sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü herkesin sevebileceği bir
müzik türü değil, biraz sert sanırım. Bayağı sert hatta yani, evet. Biraz evet. Şu an senfoni orkestrası ile beraber yaptıkları bir albüm var. Onu beğeniyorum. Keyifli. Evet. Ya şeyi de soracağım. Ben özellikle zamanında yapmış olduğum bir röportajda demiştin ki hep niçin çok daha büyük kulüplerde forma giymiyorsun? Daha Fenerbahçe'yi bir kenara koyuyorum. 2013'te Fenerbahçe forması da giymiştin ama vermiş olduğun cevaplardan birisi şuydu. Kenarda kalmak karakterimde yok. Bu mu seni daha fazla motive etti spor hayatın boyunca? Ben voleybolu gerçekten severek oynuyorum ve sevdiğim için oynuyorum. Sevdiğim bir şeyi eğer oynayamayacaksam devam etmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Yani dört büyük kulübümüz var, evet. O kulüplere de gidebilirim. Ama yabancı tercih edildiği için kenarda oturmak benim karakterime gerçekten uygun değil. Ben sahada olup savaşmayı çok seviyorum ve zevk alıyorum. Mutlu oluyorum sahada oldukça. 5 maçta attığın 85 sayıda zaten hiç kenarda oturmaya hevesli biri olmadığını Evet. gösterdin. Ilgaz'ın da söylediği gibi en değerli sporcu seçildin. Bir kez daha tebrik edelim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için sevgili Meryem. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı akşamlar İyi diliyorum. akşamlar, Çok teşekkürler. teşekkür ederiz. Meryem Boz hem rol model oldu hem de çok başarılı Evet. bir sporcu. Milli takımımız için de öyle.